Mutfakta lavabo açıcı kullanan bir vatandaşımız ölümün eşiğine geldi. İddiasına göre çünkü lavabo açıcı bir anda patlayınca yaralandı. Firma ve nalburdan şikayetçi oldu. Peki böyle bir şey olabilir mi? Lavabo açıcı kullanırken nelere dikkat etmeli? Bakalım. Şu şekilde ilmek suretine döktüm. Bir anda patladı. Ne olduğunu, nasıl olduğunu anlamadım. Silah gibi patladı. Silah gibi patlayan evde kullandığı lavabo açıcıydı. Yüzümün çeşitli yerlerinde yanıklar meydana geldi. Murat Sarı evdeki tıkalı lavaboyu açmak için nalburdan lavabo açıcı aldı. Sonrasında da ölümden döndü. Lavabo açacağını döktüm. 2 saniye aradan geçmedi. Patlama gibi bir ses duydum. Elimde, omzumda ve vücudumun çeşitli yerlerinde yanıklar meydana geldi. Gözüm de kaybolabilirdi. Murat Sarı 22 günlük tedavinin ardından işine kaldığı yerden devam etti. Bu kez de görev yaptığı adliyede hukuk mücadelesi başlattı. Hem o firmaya hem de o lavabo açıcıyı satan nalbur hakkında şikayetçi oldu. Taksirle yaralamaya sebebiyet vermekten şu an soruşturma yürüyor. Manevi zarar nedeniyle tazminat davası açtık. Firma iddiaları reddetti. Ürünün üstünde kullanma talimatı olduğunu belirtti. Peki kullanırken nelere dikkat etmeli? Lavabo açığı birden boşluğa dökmememiz lazım. Kimyasal reaksiyona girerek patlamalara yol açabilir. O yüzden herhangi bir suda eriyebilen bir maddenin üzerine ilk önce döküp belli bir süre bekledikten sonra maskeyi de kendimize uygulayarak uzaktan sıcak suyu uyguladığımız takdirde temizlik malzemesinin bize zarar vermesi mümkün değildir.